dediğiniz kişi cumhurun başkanı olmak zorundadır. Yani bütün siyasi partilerin olduğu gibi bütün vatandaşların cumhurbaşkanı olmak zorundadır. Eğer ben bütün vatandaşların cumhurbaşkanıyım deniyorsa bunun tarafsız olması lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. İkincisi, cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir kişi geliyor parlamentoya, bütün milletvekillerinin önünde tarafsız davranacağına dair, yani hiçbir tarafı tutmayacağına dair namusu ve şerefi üzerine ant içiyorum diyor. Yani 600 milletvekilinin önünde bu yemin ediliyor. Ama bugün gördüğümüz tablo farklı bir tablo. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Ben çağrı yaptım, Aydın'dan da aynı çağrıyı yapıyorum. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için yeri geliyorsa anayasanın değişmesi lazım. Getirin, ha diyorsanız ki vatandaşın bilgisine sunalım, gelin referandum yapalım. Soralım vatandaşa, cumhurbaşkanı taraflı mı olsun, tarafsız mı olsun? Vatandaş diyorsa ki cumhurbaşkanı taraflı olsun, söz bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ama cumhurbaşkanı tarafsız olsun diyorsa, o zaman değiştirelim bunu. Neden tarafsız olmalı cumhurbaşkanı? Neden olması gerekiyor?